Zaten. Hiç yardımı dokunmuyor ya bu adamı. Tut kaldır. Şöyle bir şey yapıyor. Yani 2000 TL mi bu? Korkunç. Ben böyle bir şey görmedim. Senin ağzını burnunu kırar mahtapıp diye. Delim Neden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok eğlenceli, bir o kadar da lezzetli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Antalya'dan kalktık. Ankara'ya geldik ve Ankara'da Türkiye'nin en popüler deniz mahsulleri şeflerini bulduk. Mehmet Şef ve Faruk Şef var. Bugün yanımızda alkışlarla kendilerini kendi mutfaklarına davet ediyoruz. Hoş geldin abi. Teşekkürler. Ben Mehmet Usta'nın çırağı olacağım. Berat Toksöz'de, alkışlarla Berat Toksöz'de çağırıyoruz. Berat Toksöz'de Faruk Usta'nın çırağı olacak. Bugün şeflerimizle beraber, ustalarımızla beraber ahtapot pişireceğiz. Çok lezzetli ahtapotlar pişireceğiz. Samimiyet var aralarında, bizde yok. Bizde bu samimiyeti kuralım ustacığım. Önce bağlantı, önce ilişki, bir bağ lazım. Mutfakta asıl samimiyet çalışırkenki uyumdur, konuşurkenki değil. Şimdi... Arkadaşlar olayımız şu, bugün şeflerimiz bize ahtapotlarımızı ayarladı. Bunu direkt alsam olur mu usta böyle? Çok ağır lan! Hayatımda ilk defa ahtapot yiyeceğim. Bu ahtapotları size şöyle göstereyim bir başta. Ahtapotlarımız böyle. Arkasını da göstereyim. Yaklaşık 4-5 kilogram ağırlığında 4 tane ahtapotumuz var. Bu ahtapotları güzelce pişireceğiz inşallah. Bak bu çok büyükmüş. Şöyle göstereyim. Boyu da bayağı uzun. Bir yardım eder misiniz ustacığım? Aç. Tutsana Berat ya. Koldan tanımıştık zaten. Hiç yardımı dokunmuyor ya bu adamın. Tut kaldır. Elim kokacak ya. Usta, çırağına bir şey söyler misin? Berat'cığım. Ben psikolojik olarak kışkırtmaya çalışıyorum. Yani daha önce ben böyle bir şey görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Bu ahtapotları güzelce kaynatacağız. Daha sonrasında bazı yöntemler var. O yüzden profesyonel şeflerimizle beraberiz. Berat'la Faruk Usta başka bir yöntemle ahtapotları pişirecekler. Mehmet Usta ile ben başka bir yöntemle pişireceğiz. Ve günün sonunda bakalım kimin ahtapotu, kimin yemeği daha lezzetli olacak. Ayrıca ben hayatımda ilk defa ahtapot yiyeceğim. Hani tadı nasıldır, nedir? Allah aşkına şuraya bak. Öpücük atın, dur. Şimdi bunlar yerli ahtapot. Ayvalık'tan geliyor. Cunda adasından. Taze geliyor, dondurulmamış. Bunlar daha yeni tutulmuş yani. Evet, evet. Ahtapotlar burada! İçinden mürekkep çıktı lan. Gel, bak, gel. Hala mürekkepleri içinde. Bunları yıkayacağız değil mi pişirmeden önce? Sizlere bir temizleteceğiz. Şu anda siz çıraksınız, biz ustayız, farkındaysanız. Tamam. Birazdan bir bakalım nasıl temizliyorsunuz ahtapot, bir görelim. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar, ortalama 500 lira falanmış kilosu. Yani bu aslında çok lüks bir yemek. Çok da tanesi böyle 4 kilogram olduğu için, yani 2000 TL mi bu? Şöyle bir detay vereyim, bu 5 kiloluk bir ahtapot piştiğinde yaklaşık 1 kilo civarı kalıyor. Siz bunu canlı mı tartıyorsunuz? Hayır, piştikten sonra. Tabii. Okey, tamam. Evet. Hadi başlayalım o zaman, nasıl yapacaksak usta? Başlayalım, herkes bıçağını alsın şöyle. Bunlar bizim bıçağımız. Bizim bıçaklar niye kötü? Sizinkiler güzel usta. Bıçaklarını şimdi biz önce bir ayıklayalım, siz görün. Hadi bakalım, başlıyoruz. Şu kafa kısmını şöyle bir çıkarıyoruz dışarı. Çok kötü. Şunu şöyle bir çekiyoruz. Boğuluklarda özellik. Ama mürekkebini patlatmamamız gerekiyor. Patlatırsak ortalığı batırabiliriz. Hiç patlatmadın zaten. Tamam ustacığım, evet. Benim hiç patlamadım. Çaktırmayalım, durun. Mürekkebi nerede usta, sen onu söylemedin ki bize. Şu kısımda mürekkebi var, şöyle gösterebilirim. Patlatalım mı? Hayır, patlatmayın usta, çok kötü oluyor patlayınca. Kokuyor mu? Kokmuyor da şöyle alıyorsun. Ben farkında olmadan ama bana patlağını vermişsiniz. Bak doğru söyleyin. Hayır. Bile bile patlağını verdiniz değil mi? Ulan çok korkunç. İçinden şöyle bir şeyler çıktı, kafasının içinden. Bir papağanın gagası gibi. Bu ahtapotun dişiymiş abi. Bu şekilde besleniyormuş. Avını bunları parçalayıp aslında ahtapot yengeçlerle besleniyor. En sevdiği yengeç avdır. Yengeç yiyor. Yani ana besin maddesi yengeçtir ahtapotların. Bu dişlerle en sert kabukları bile parçalayıp yiyebilir. Yani arkadaşlar o dişinin çıktığı kısımda şurası tam en ortasında burada ağzı var. Ağız bak çıktı, görüyor musun gagayı? Gagası çok değil mi? Gagası çıktı. Usta adamlar yol alıyor, biz bekliyoruz. Şimdi ahtapotların kafasını kestik. Önce yıkayacağız çünkü hani ustalar patlatmadı, Berat patlatmadı ama ben yanlışlıkla içerisinde mürekkep olan kısmı patlattım. Her taraf mürekkep oldu. O şekilde pişirilmez değil mi yani? Tadını kötü yapar. Tabii ki. Bu bildiğimiz kalemlerin içine doldurduğumuz mürekkepten mi var bunda? Yok o değil. Aslında bu ahtapotun savunma silahı. Ahtapota saldırı düzenlediği zaman başka hayvanlar tarafından bunu püskürterek büyük kulu dumanlı ortam yaratıp aradan sıyırıp kaçıyor. Hadi yıkayalım abi. Gel. Bunları böyle masaj yaptığın zaman daha lezzetli olur. Doğru. Onları döveceğiz. Doğru mu? Döveceğiz abi. İyice yıkayalım abi bunu. Ahtapotları yıkadık. Ahtapotlarla beraber ben de duş aldım. Affedersiniz ustacığım. Ahtapotların tamamı sinirden ve kastan oluşuyor. Bunları döverek yumuşatacağız. Yoksa pişti. Senin ağzını burnunu kırarım ahtapot gibi. Nasıl döveceğiz? Niye dövüyoruz ya?
Abi çünkü bunların hepsi kastan. Dayak yemeyince adam olmuyor bunlar. Bu vuruş şekli değil mi? İyi, aynen. Çok güzel. Daha mı sert? Tabii sert. Vur, vur. Şu ahtapotun başına gelen bizim başımıza gelse. Akdeniz'de yüzüyorsun. Düşün. Bir tanesi gelip seni yer dalıyor. Sonra da ağzına. Ne katıyor? Yani bunu şimdi patır kütür dövdüğümüz zaman ne faydası var bize? Bu kas, tamamen kas ve sinirden oluştuğu için piştiğinde çok sert olur eğer dövmezsek bunu. Hmm. Dövdüğümüzde yumuşacık, lokum gibi bir kıvam alacak. Yumama göre lazım. Çok zor bir şey var mı? Ya bir arkadaşın düşün, arıyor seni. Ne yapıyorsun abi? Ahtapot dövüyorum. Havalı. Arkadaşlar şimdi neden böyle bir video çekiyoruz? Çünkü ben daha önce hayatımda hiç ahtapot yemedim. Biz her gün yiyoruz. Yani nerede yapıldığını da bilmem. Türkiye'nin en iyi deniz mahsulleri şeflerini bulmuşum. Onlarla beraber böyle güzel bir video çekip bunun tadına bakmak istedim. Ve bunu da size göstermek istedim çünkü gündelik hayatta bununla karşılaşmak çok zor yani. Hani kilosu 500 lira olduğu için ve bir tanesi de şöyle 4-5 kilo geldiği için bayağı da pahalı bir şey yani. Böyle hadi gidelim de ahtapot yiyelim deyip yiyecek bir şey de değil. O zaman şimdi pişiriyor muyuz artık? Bu Türkiye'de alışılagelmiş bir pişirme tekniği değil. Biz çok farklı pişiriyoruz. Bunu göstereceğiz zaten aşamalarla. Hadi başlayalım. Sizin pişirme tekniğinizi evet, çalarlarsa. Ondan bir korkunuz. Öğrenip kendimiz başlayacağız. Bizleri de taklit ediyorlar ama taklitler aslında yaşatmaz mı? Bak bak. Ustamdan gelen laflara bak. Şimdi arkadaşlar ahtapotlarımızın üstünü kestik. Dişlerini çıkarttık. Dövdük. Pişmeye hazır. Öncelikle burada daha önceden hazırladığımız, kaynattığımız suyumuz var. Bu suyun içerisine bu ahtapotları atacağız. Burada şu gördüğünüz gözenekleri sıkışacak biraz ve içerisindeki mürekkebin akmasını istiyoruz. Mürekkebin akması için buraya bırakıyoruz. Ve daha sonrasında ahtapotlarımızı şu telin üzerine koyacağız. Ahtapotlar tamamen buharda pişecek abi. Yaklaşık 3 saat sürecek. Aslında çok zahmetli bir iş. Ondan sonra bir marine falan edeceğiz herhalde. Bir sunum evet, şekli var. Evet. Bir tanesini ızgarada devam edeceğiz. İzleyin, devamını göreceksiniz zaten. Şimdi zaten hemen toparlandı. Gördüğünüz gibi suyu yiyince hem rengi değişti hem de kasları toparlandı. Ha, bak renk değiştirdi. Şu anda bu kalemun gibi. Çok daha güzel bir renk aldı. Of. Aynen. Elim yandı. Berat şu teli getir. Usta yemin ederim vallaha kaytarıyor ama. Her işi de ben yapıyorum ama. Hayır ya. Kaytarıyorsun abi şu ahtapotun ucundan tut ya. Berat puanımızı düşürüyorsun sen. Kaynar suların içine elimizi sokuyoruz efendime adamlar söyleyeyim. Adamlar neler yapıyor. Aha, şuna bakıyorum. Burada çok çılgın bir video yapıyorum gel. Gel gel bak, gel bak. Kaynar suya el sokma challenge bak. Harbiden yandı. Evet ahtapotlarımız gördüğünüz gibi. Diri oldu mu? Bak Rapunzel gibi ya görüyor musun? Saç gibi aynı. Çok güzel toparlandı. Keşke şu anda pişmiş olsa ya. Şimdi dönsün. Şu güzel yapmış. Şimdi kazanımızı getirdik. Öncelikle bunun içerisine işte defne yaprağıdır. Ondan sonra çay atacağız biraz. Çay atacağız böyle. Yani onun soğan marinesi atacağız için, güzel pişmesi için. Evet, hem o güzel kokularda pişecek. Buharda pişecek bu. Aromasını ahtapota verecek. Ben mi bildiğin çay mı döküyorsun? Çay, Karadeniz çay. Çay nereden? Aroma versin. Hem renk verecek hem de aroma verecek. Tamam hadi dökelim. Ama az koyacağız. Çok fazla değil. Şöyle. Yeterli. Tane karabiber. Bir avuç yeter mi usta? Evet, at bir avuç. Ne kadar atacağız? Biraz at, hevesli ol. Defne mi? Evet, defne yaprağı. Bir bilgi vereyim. Yeter, bu defne yaprağını şeye koyduğun zaman, kıyafetlerin arasına koyduğun zaman kışlık şey gelmiyor. Böcü möcü gelmiyor. Evet. Öyle bir özelliği var. Gereksiz bilgilerde bugün. Çok güzel bir detaylardı. Döküyoruz usta. Dök. Duş da al bari, elini yıkıyor. Hayır, şimdi içerisine ne koyduk abi? Toz çay koyduk, tane karabiber koyduk, defne yaprağı koyduk, bir tane de soğanı şöyle dörde bölüp içerisine atıyoruz. Bu ahtapotlarımıza aroma verecek ve renk verecek. Güzel evet, bir şekilde buharda pişerken. Bunları hep tecrübe edeyim mi hocam? Tabii kesinlikle. Şimdi ahtapotun dışında halen mürekkep bulunmakta. Bu mürekkebi suyun içine damlatıyor ve ahtapotun bembeyaz lezzetli eti üst tarafta kalıyor. Ben şimdi küçük izin ekmeğin arasında sürerdim. Hadi pişirelim. Bu kadar su yetiyor mu? Az mı koyuyor? Kısık ateşte 3-4 saat pişecek. Ahtapotlarımızı güzelce hazırladık. Şimdi kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. 3-4 saat burada. Bir yere, bir yere gidemez zaten. Ağzını burnunu dağıtmıştık. Evet arkadaşlar yaklaşık 4 saattir ahtapotlar bu gördüğünüz büyük kazanda kaynıyor ve şu anda pişti. Buraya alacağız abi ve daha sonrasında artık servise hazırlayacağız. Allah! Aman aman. Of! Efsane pişmiş. Biraz kararmış pişince. Ha, bahsettiğiniz kendine mesela çayın vermesini istediğiniz renk bu değil mi? Evet. Bu rengi verecek. Evet. Gösterelim şöyle takipçilerimiz de görsün. Kazanın içini çok göremiyorlar. Babam da ahtapot pişirirdi be. Bak bak. Oo. Ağzın sulandı mı Berat?
Değişik bir kokusu var. Balık gibi kokmuyor. Şimdi ahtapotlarımız 4 saat bu arada pişti. Yani bir buğulamaya dönüştü. Ama bu şekilde yersek böyle haşlanmış et tadı gelecek. O yüzden bunu öncelikle götürüp ne yapacağız? Mangalda böyle bir çevireceğiz. Bir de farklı bir yöntem daha var. O şekilde de pişireceğiz. Eller yanmıyor mu senin? Eldiven taktığım için şu anda yanmıyor. Bir de el biraz alışkın. Vero ne diyorsun abi? Biraz değişik. Şimdi onu kabul edelim. Şimdi ben de öyle diyorum. İğrenç gibi tepkiler alabiliriz. Hani ne bileyim, bende de aynı tepki oluştu biraz. Ahtapot şu yenir mi? Bir dakika, muhabbet başka bir yere gidecek. Evet, ahtapotları yapmaya devam edelim. Ahtapotun bacaklarından bir tanesini şu şekilde ayırıyoruz. Ve daha sonrasında şurasından tutup şöyle derisini soyuyoruz. Hangisi ızgara gidecek şefim? Bunu tüm şekilde ızgara yap. Tam bunlar ızgara eşi. Bu bizim. Ya vallahi kusura bakmayın, canım çekti. Şuna bir tadına bakacağım böyle. Lokum lokum, yok böyle bir şey ya. Hiçbir yer yok şuradan. Ooo çok güzel lan tadı. Sıra sende. Ziyade olsun. Ya diye kardeşim ya. Berat dur şu an. Arkadaşlar videomuzu tutmayın. At, hayır. Berat ustur. Adettendir yani. Valla güzel miyiz? Bak ya. Valla güzel. Bunları daha sonrasında keseceğiz. Ne tabii ahtapotun aslında 50 yana yakın tarif yapabiliriz. Tamam. Bugün sadece ikisini deneyeceğiz. Tamam. Seyircilerimize daha sonraki videoları merakla beklesinler. Neler çıkacak acaba? Like atmayı unutmayın. Şimdi Berat'la Faruk Usta yukarıya çıkacaklar ızgarayı hazırlamak için. Biz de Mehmet Şef'le beraber burada söğüşümüzü hazırlayacağız. Bakın. Finalde biz onların hazırladığını deneyeceğiz. Onlar da bizim hazırladığımızı biz deneyecekler. Biz de kötüleyeceğiz. Yani her türlü. Mangalda bir kere daha lezzetli olur. Hadi canım hadi canım. Hadi böyle görüşürüz. Bu kural bu arkadaşlar. Bakalım, mangalda her şey çok daha güzel. Kararı seyircilerimize. Şefim gel. Görüşürüz. Ne yapıyoruz abi? Bana doğrayacağız. Yassı bir şekilde böyle tavuk göğsü doğruyor gibi. Şimdi yassı kesiyoruz şu şekilde. Evet. Ortası da boşmuş abi kulaç şeyinin, kollarının. Boştur. Baksana abi. Şöyle delik var içinde. Şimdi zeytinyağı, limonla bunu soslayıp yiyeceğiz. O kadar ya. Başka bir teferruatı yok. Şöyle bir şey, bizim sunumumuz sanki onlara göre biraz zayıf kalacak. Çünkü onlarınki hani böyle ızgarada şiş geçmiş olacak falan. Bizimki hani bunu ahtapot olduğunu mesela bilmeyen anlamaz gibi. Evet, biz bana kolaya kaçtık biraz. Harbi mi? Ahtapotlarımız haşlandı. Derisini soyduk. Bu şekilde yassı bir şekilde kestik. Evet, şimdi yardım ettim, limonları bırakacağız ve şöyle zeytinyağımız var. Limonları sıkayım mı usta tabağın içine? Yani çok iyi olur. Yağı boşaltıyoruz. Ben bu tekniği kimden öğrendim biliyor musun? Kimden? İnternette takip ettiğim birisi var ondan. Ha, soğan doğrarken bile güleni demiyor musun? Doluyorum içine. Bayağı kıvamlı bir hale dönüştü. Evet. Tadı çok güzel. Kik ya. Ne oğlum? Ustalar tadına bakıyor. Sen ne sanıyorsun? Ya el lezzeti, her yaptığın ürün tadına bakmak lazım. En doğrusunu yapıyorsun. Devam. Karıştırayım mı? Elle. Elle. Elle, elin böyle bir lezzet, el lezzeti geçti bir ahtapota. Of. Ama çok güzel görüntü oldu şu an. Tamam. Şimdi boşaltıyorsunuz borcama. Suyuyla beraber mi yoksa? Hepsini. Olduğu gibi boşaltıyoruz. Olduğu gibi boşaltıyoruz arkadaşlar. Of 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 of. Yemin et bak şimdi daha onlarınkini görmeden bizimkinin daha başarılı olduğu ortada. Kesinlikle yani. Bunu kazananını kim belirleyecek? Çamur abi, seyircilerimiz belirleyecek. Ama çamur atacaklar. Atarsa atsın. Çamur atanın ilk başta kendi eline çamur bulaşır efendim. Şey. Adettendir, bir tane alıp tadına bakılır en son bitince. Aa çok güzel olmuş vallahi. Muhteşem ya. Vallahi, vallahi ağzına dağılıyor resmen. Kazananı siz belirleyeceksiniz ha finalde. Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara. Eğer biz kazandıysak Deli yazın. Eğer onlar kazandıysa da Berat yazabilirsiniz. Biz çıkalım yukarı o zaman. Çıkalım hadi. Hadi oylamaya geçelim. Hadi Berat'cığım başlıyoruz. Sağ ol, sağ ol. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi mangalımıza doğru ilerliyoruz. Kolay gelsin öncelikle. Biz bunları sövüş gibi soymuyoruz. Değil, evet. Ya onlar ki klasik. Biz zaten farklı şeyler sövüş, özel şeyler yapıyoruz. Allah'ım yarabbim. Azıcık yaratıcı olun ya. Bir tık yap ya, anladın mı? Bir tık. Zeytinyağı, limon. Aman ne kadar güzel. Ama biz öyle değiliz şefim. Evet. Gerçek şef dediğim böyle olur. Sadece zeytinyağı. Bir de limon döver o içine. Hayır, limon yok. Bu bir savaş, bu bir mücadele. Bu bir kardeşlik ama bu bir rekabet arkadaşlar. Şimdi şefim baharat falan ekliyor muyuz? Hayır, şu an hiçbir şey yok. Zaten en son atacağız. Tuzu yerinde. Evet, tuzu yerinde. Tuzu yerinde. Ahtapotların tuzu her zaman yerinde. Izgaraya atacak kıvama geldi bu. Böyle yapışmaması için sadece. Evet, birlikte atalım. Hazır mısın? Bir kere şu görüntüyle, o görüntü yani karşılaştırılabilir mi? Tabii ki. Siz karar verin. Ahtapot kokoreç gel abi. Arkadaşlar ızgaramızı çevirdik. Artık pişmek üzere.
Güzel bir sunum hazırlıyoruz buna. Tahtamızı buraya hazırladık. Tahtada sunum yapacağız. Birazcık sunum olarak diğerlerinden bir tık daha iyiyiz. Ondan sonra bunu vantusları üste gelecek şekilde tahtamızı sereceğiz ve şefimizin özel sosunu böyle yedire döktükten sonra artık kapışma başlasın ve benim de karnım acıktı yani. Geçti. Allah'ım. Şuna bakın Gerçekten çok güzel kokuyor arkadaşlar. Izgara tadına, ızgara kokusu geliyor zaten. Izgara kokusu ayrı bir lezzet veriyor belli. Şöyle kıvamı görün diyor. Üf, rahatlatıcı video dediğim bu. Böyle olur değil mi şefim? Ben sustum, ahtapot konuşsun. Hocam konuşursa hepimiz ağlarız burada. Bak. Şu kömür izleri çıtır çıtır. Şu vantuzlar çıtır çıtır arkadaşlar. Şimdi ızgaramız bitti. Soslarımıza geçiyoruz artık. Evet. Şefimiz özel soslarımızı hazırlıyor. Şu bir kere sunum olarak ya süperiz ya. Yaptık, ahtapotumuz hazır. Ama önce bir tadına bakalım. Nasıl bu bir şeflik evet. Kuralıdır değil mi? Evet, önce tadına. Bizde böyle. Evet, böyle sosa bandırmayacağız mı? Arkadaşlar ziyade olsun. Sağ olun, sağ olun. Zaten yaptıktan sonra dayanamıyorum. Deresini soysaydık aslında. Kapışalım mı? Biz kendi aramızda iç savaş çıkarmayalım çünkü bizim Abdülhan'la savaşmamız lazım. Aleyküm. Şöyle bir yer açın da. Kankacım hoş geldin. Hoş bulduk. Yarışmanın şampiyonu da böyle karşılanmaz efendim. Yani yarışmanın şampiyonu şu gördüğünüz gibi belli. Abi hemen bak. Belli. Gel. Belli. Gel abi. Şampiyon belli, ikinci de belli. Bir dakika ustacığım. Bir dakika şimdi. Bu nasıl bir kapışma? Şimdi bu vantuzlu falan insan yiyesi gelmiyor ama şu bembeyaz böyle lokum gibi görünüyor şimdi. Bu hiç klasik. Bakma gözlerine. Tabii. Ahtapot mu normal balık mı? İspatı yok bunun şu anda görünürde. Ben ama bu ahtapot. Neden? Vantuzları var. Zaten yıllardır klasik yani klasikleşmiş bir farklı bir tarzla yaptık. Biz. Tamam bizimki de bayağı güzel yani. Ya tamam. Kötülemek istemiyorum. Şimdi kabul etmek lazım. Biraz iyi olmuş. Ama bizim fazla de değil. Alamadıkça. Hakaret saymayalım buna. Biraz. Bu kadar emek verdik yani. Ama hayır. Şöyle kıvamı lokum kıvamında böyle yani. Lezzeti zaten güzel. Çok güzel. Güzel. Evet çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Hayır elma yer gibi şey yiyorlar ya. Ahtapot yiyorlar. Bu ne abi bu ya? Aa, çok güzel bak bir gel. Tüm ahtapot şeyini tükettim. Gel. Nasıl? Bence çok güzel. Ben çok beğendim. Bugün ne yaptık abi? Ahtapotlarımızı aldık, kaynattık. İki farklı sunumla hazırladık. Bir tane söğüş, bir de ızgara da hazırladık. Yarışmayı kazandık ve yarışmanın galibi olan bize tebrik ediyorum. Alkışlarla. Alkışlarla. Kim belirledi bunu? Kanal benim oğlum. Kanal benim. Hayır bu olmaz. Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Ve bu tarz eğlenceli ve lezzetli videoların gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Mehmet Şef ve Faruk Şef Instagram'da efsane şeyler yapıyorlar. Onları Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Şampiyon. Bak abi, şampiyon gör. Hayır. 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 Hayır